Baba niye böyle uzak oturduk ya? Yüz göz olmak istemiyorum. Vallahi istediğiniz kadar kızın evleneceğim. Deniz'den daha iyisini mi bulacağım ya? Doğru. Ben de annen için öyle düşünürdüm. Vallahi. Evet. Daha güzelini mi bulacağım? Parmak kız gibi cebime koyup kaçırsam derdim. Annemi. He? 47 kiloydu o zaman. Hadi ya. Onu ilk gördüğümde koltuğunun altında bir kitap, başı önde fındık kurdu gibi sokakta yürüyordu. Annem, kitapla. Çok okurdu o zamanlar. Dedikoduyu sevmeyen bir insan küçük yerde ne yapsın ki? Dedikoduyu sevmeyen? Baba benim biyolojik annem başka birisi olabilir mi? Yo. Her kadının hayatında iki dönemi vardır. Ese. Evlenmeden önce, evlendikten sonra. Deniz, artık değişmez ya. Kaç yaşında sonuçta yani? Danışacak. Bugün her fikrine katılacak, evlendikten sonra hobi olarak itiraz edecek. Bütün şakalarına gülecek, evlendikten sonra sus, dizi izliyorum diyecek. Hadi ya. Her kadında oluyor mu böyle ya? Yani kilo falan? Kilo bir şey değil. Bunlar da önce beyin gidiyor. Nasıl olsa evlendim, her şey bitti diye kafayı rölantiye alıyorlar. Gerçi annen komple şeltere indirdi de. Yok canım. Annem ev hanımı, Deniz oyuncu yani. Onda olmaz öyle şey. Olacak. Kilo da alacak. Suratı azalacak, başı ağrıyacak, sabrı azalacak, çenesi çoğalacak. O kadın gidecek, başka bir kadın gelecek. Ama soğutuyorsun insanı. Realite. Annem minik serçeydi, hindi oldu oğlum. Denizde deve kuşu mu olur, ne olur bilmem artık. Sürpriz yumurtadan ne kuşu çıkarsa bahtına. Hazırsan Mayıs'ta patlatalım mı düğünü? Düğünü erteliyorum. Ay Allah'ıma bin şükür. Çok doğru karar Rıza. Ne oldu da fikrin değişti? Babam bir şeyler anlattı da. Tabii görmüş geçirmiş adam. Ay ne anlattı bakayım? Hindi mi? Hindi ne? Ben miyim hindi? Anneciğim sakin. Yahu kötü anlamda demedi ya. Kendisi neymiş acaba? Ha? Kartoruz. Yahu evlendikten sonra hani böyle kafa gidiyor, fizik gidiyor ya. İşte hanımlar değişiyor demeye getirdi. Kafa mı gidiyormuş? Ben onun kafa nereye gitti bu aralar onu bulacağım esas. Ya babam evliliğin tabiatını anlatmak ama... Kerem benim tabiatımı o bozdu. Seviyor diye hamur işlerini yapa böyle oldum. Aa deme anneciğim öyle ya sen güzelsin. 40 yılda bir dizi seyrediyorum. Taka ona mı takmış? Huysuz ihtiyar. Hayır seninle sohbet etmeyi özlüyorsa demek ondan. Neyimle sohbet edecekmiş? Ha? Suratıma sıkmış ya. Onun suratında güller açıyor sanki. Mahkeme duvarı gibi geliyor her akşam eve. Ama ben biliyorum bu aralar onun hareketlerinde var bir şey var. Ne var ki? Ayrı yatmalar, günde 3 kere banyo yapıp sokağa çıkmalar, bir şeyler. Bir mesafe koydu aileyle arasında değil mi bu aralar? Şu anda önemli olan Rıza'nın düğünü ertelemesi. Değil mi Rıza? Mayıs'ta düğün yok. Yok, Haziran'da yaparız. Ne? Hem de yaz da gelmiş olur. Babam o kadar konuşmuş. Ben bu kadar etkilendim. Çok şey yapmadım yani. Bir aylık mı etkilendin Rıza? Ya var ya, oy pusulasına mühür basarken bulaşmasın diye... kağıt mendille nemini aldım. Yok artık. Şimdi ben sana bir şey göstereceğim. Ben de aldım. Ya var ya, biz resmen bu eşiyiz ha. Ay evet, of. Şu an bak, annenlerin de annemlerin de arası acayip bozuk. Ama biz asla öyle bir çift olmayacağız. Ya onlar baştan anlaşamayacak tiplermiş ya. Zor karakterler abi, zor. Ama annesi çözsünler aralarında, bana ne? Bir şey söyleyeceğim, kime oy verdin? Ya zaten aynı partiye vermişizdir de. Ya tabii ki de, sen söyle bakayım. Şaka yapıyorsun herhalde. Niye şaka yapayım ya? Herhalde onlara oy vereceğim. Rıza, sen delirdin mi ya? Ay ben sana bir şey söyleyeyim, hiç politikadan anlamıyorsun sen. Pardon da sen anlamıyorsun. Akılcı bak, tarafsız bak. Sen akılcı bak, sen tarafsız bak. Şok! Esas ben şok.
Var ya, hiç beklemiyordum o partiye oy vereceğini. Ay tamam, ben bunu vallahi senle tartışmayı falan bırak. Vallahi yüzüne bakamıyorum şu dehşete anda. Dehşete düştüm. Dehşete düştüm. Siyasi fikirlerimiz tamamen zıt. Ya anlamam mümkün değil. Bence de senin anlaman mümkün değil. Mümkün değil. Aa yo, ben... Vallahi ben konsere tek başıma geleceğim bu akşam. Ben de ya, ben de. O partiye oy vermiş biri zaten, ben tad alamam ki o konserden. Alma, alma. Tad alma o konserde. Sen hiç tad alma sen. Allah Allah ya. Hayırdır inşallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.